Şimdi de Savaş Çorlu'ya bir günaydın diyelim değerli izleyenler. Skype bağlantısı yapalım ve Kasımpaşa Galatasaray maçını konuşmaya başlayalım. Savaş abi günaydın. Günaydın sevgili Ömer. Güne senle başlamak ne güzel ya. Ben aynısını söyleyecektim. Sen benden erken davrandın. Seni her saatte görmek güzel. Bu saatte tabii birbirimizi görmeye pek alışkın değiliz ama ben de güne senle başladığım için mutluyum, onu söyleyeyim. Tekrar hoş geldin yayınımıza. Kasımpaşa Galatasaray maçı tabii yarın günün kritik maçlarından birisi olacak. Özellikle Trabzonspor Fenerbahçe maçından önce Galatasaray puan farkını açıp akşamki dev maçı rahat bir şekilde takip etmek isteyecek. İstersen önce genel bir maç değerlendirmesi alayım. Daha sonra zaten detaylandırırız. Hakikaten senin de söylediğin gibi yani Kasımpaşa maçı Galatasaray adına hem puan farkını açmak hem de Trabzonspor maçını rahat bir şekilde izlemek. Geçen sezon orada İstanbulspor'la oynadığı maçta rahat bir galibiyet alarak şampiyonluğu aslında bir nevi habersiz değil mi? Ama şampiyonluğun böyle kupanın bir ucundan tutmuştu. Sonra Ankara'da kazanılan bir şampiyonluk vardı. Bu sefer rakip farklı ama saha aynı. Galatasaray kazanmak adına gerçekten de moral motivasyonu yüksek tutmak için az önce haberlerde de benim haberimi de okudun. Gerek primler gerek maaş yani psikolojik anlamda o baskıyı kırmak, futbolcuları rahatlatmak, motivasyon anlamında her şeyi yapan bir yönetim var. Saha içinde aynı şekilde Okan Buruk teknik direktör aynı şekilde. Kazanan kadroyu çok fazla bozmayacaktır konuşacağız. Kaan Ayhan geri dönüyor sağ bekte olacak. Yani Dursun Özbek, Okan Buruk futbolcular gerçekten de şampiyonluğa inanıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2 puan fark var. Bu puanı 5'e çıkarıp Trabzonspor Fenerbahçe maçını beklemek tabii ki Galatasaraylıların en büyük hayali. Bunun için de sahada elinden gelen her şeyi yapacak olan bir Okan Buruk var ve öğrencileri var. Bakalım yani yarın maçta olacağız. Ben güzel bir maç bizi bekliyor diyorum. Ama şunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın elindeki kadroda baktığımız zaman son kazanan kadroyu çok fazla bozacağını zannetmiyorum. Rize maçında Kaan Ayhan sakatlanmıştı. Oraya Barış Alper geçmişti. Savunmanın çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Barış'ın tekrar yerine geçebileceğini alıyorum haberlerini. Icardi Mertens değişmez. Ama hakikaten Florya'da müthiş bir hava var. Futbolcular anlamında, yönetim anlamında, teknik heyet anlamında. Yani planlama bütün her şey şampiyonluk üzerine gidiyor. Zaten haberimizde de az önce izledik. Galatasaray'daki futbolcuların maaş alacakları, geçtiğimiz hafta Rize maçından bir gün önce 11 maçlık primlerinin tamamının yatırılması, bu tamamen şampiyonluğu istemek ve şampiyonluğun habercisi anlamına geliyor. Futbolcular eğer sorumsuz olursa, maaşları gününde alırsa, primlerini alırsa performans olarak mutlaka sahaya yansıyor. Galatasaray'da bu 24. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi, direkt de Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı için Galatasaray'ın var. Bütün her şeyini, planlamasını, moral motivasyonunu bu yüzden buna göre ayarlıyor. Savaş abi tabii ki Kasımpaşa maçı ile ilgili Abdülkerim'in dönmesi söz konusu. Sen tandemde hangi ikilinin oynamasını bekliyorsun? Sanki şu anda Abdülkerim Nelson favori gibi görünüyor. Bana göre favori görünmüyor çünkü Okan Hoca sakatlıktan çıktı. Milli takıma da çağrılmayan bir Abdülkerim var. Nelson Berkan'la başlayıp daha sonra sanki Abdülkerim'i sahaya atabilir. O da bugün biraz daha netleşir. Çünkü dün de takımla yapılan antrenmanlarda sanki diye 11'de oynamayacakmış gibi bir görüntü vermiş. Haberler o yönde. Ben bugün akşam yapılacak antrenmandan sonra karar vereceğini düşünüyorum ama sanki Nelson Berkan devam edecekmiş gibi gözüküyor. Kaan Ayhan'ın sakatlığı çıktı. Kaan Ayhan sağ bekte büyük ihtimalle olacak. Milli takıma da çağrıldı. Onun vermiş olduğu moral de var tabii Kaan'ın deyinden. Kön değişmez artık. Galatasaray'ın sol bekinde artık yani sakatlanmadığı sürece herhangi bir aksilik olmadığı sürece Kön orada değişmez. Savunma dörtlüsü ben Kaan Ayhan, Nelson Berkan, Kön olacağını ve son Rize maçı da bu şekilde başlamıştı. Okan Hoca genelde kazanan kadroyu bozmuyor. Abdülkerim Bardakçı sakatlıktan çıktı. Ama ben yine orada tekrar söylüyorum Nelson Berkan'ı bekliyorum ama bu akşamki antrenmandan sonra biraz daha net yarın yapacağım yayında netleşmiş olur diye düşünüyorum. Yani savunma hattını ben de merakla bekliyorum çünkü Okan Hoca hep seninle yayınlarda da konuşuyor Savaş abi. Zaman zaman böyle hatta birçok zaman diyeyim ben ona şapkadan o anlamda tavşan çıkarıyor. Berkan'dan da son maçta verim almıştı ama tabii orada Rizespor'un hücum yeterliliği de yine biraz tartışmalıydı tabii ki. Doğru ama bir tarafta da sakatlıktan çıkan bir oyuncu var. Şapkadan tavşan çıkarmasını gerçekten biliyor. Şimdi bakıyorsunuz en son maçta işte sağ bek sakatlanıyor. Tekrar oraya Berkan'ı çekiyor. Barış'ı çekti oraya.
Nelson'la Berkan'ı gerçekten çok fazla beklemiyordum o maçtan önce ama Okan Hoca bunu yapıyor. Sol beksiz oynadı, sağ beksiz oynadı. Zaman zaman kanatsız oynadı, kanatlarda da aynı şekilde. Özellikle 10 numarada, 6-8'de keza aynı şekilde. Yani Kerem'in, Demirbay'ın şahane bir performansı var. Bana göre Selçuk İnan'dan sonra o bölgede en iyi performansı göstermeye başlayan oyunculardan bir tanesi oldu. Orası değişmez artık. 6 ve 8 asla değişmez gibi geliyor bundan sonraki süreçte. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece. Savunma dörtlüsünde zaman zaman değişiklik göreceğiz. Ama Okan Hoca'nın yaptığı değişiklikler, aldığı riskler hep genelde olumlu oldu. Yani maç kadrosuna şöyle bir bakalım. Özellikle Avrupa maçlarına dair bu içinde. Mesela Manchester maçı, Bayern Münih maçı, Beşiktaş maçı. Ya bu da burada olur mu dediğimiz her şeyde Okan Hoca haklı çıktı. Yani eleştiren bir kadro oluyor ama Okan Hoca haklı çıkıyor. O yüzden hem oyun anlamında hem istediği puanlar anlamında Okan Hoca şapkadan tavşan çıkarmasını çok iyi bildi. Geniş bir kadrosu vardı ama şunu kabul edelim ki o sezon başında alınan oyunculardan hala istediği verimi alamadı. Zaha, Tete, Endombele, Hakim Ziyech gibi oyunculardan Okan Hoca sezon başından bu tarafa hala istediği verimi alamadı. Ona rağmen elindeki mevcut kadro ve geçen sene şampiyon kadrosundan kurulu oyuncularla şu anda Galatasaray 24. şampiyonluğa koşuyor. Burada da aslan payını Okan Hoca'ya veririm yani sevgili Ömer. Savaş abi, Mauro Icardi geçtiğimiz sezon şampiyonluk virajında son 9 maçta 13 gol atmıştı. Müthiş tamamlamıştı sezonu. Bu sezon tabii biraz son dönemde özellikle çok formda olmaması konuşuluyor Icardi'nin ama yine ligin sonu yaklaşmışken sen Kasımpaşa maçıyla birlikte Icardi'nin çıkışa geçmesini bekliyor musun? Bekliyorum. Ozan Zeybek'le yaptığımız yayında sen vardın. Orada bir iddiaya gelmiştik. Ozan Zeybek 5 gol atamaz demişti kalan maçlarda. Yok, şu anda ben bu iddiayı duyuyorum. O zaman orada kim vardı? Kerem vardı acaba? Tabii Kerem de orada dedi ki bana kalan maçlarda 5 gol atamaz demişti. O maçtan, Rize maçından önce de Icardi'nin evet ufak tefek sorunları vardı ama o sözleşme detaylarında alamayan paralar şu anda tamamı ödenmiş vaziyette, imaj hakları. Maçtan önce bunlar ayrılmıştı. Çok moralli bir Icardi göreceğiz bundan sonra. Evet, Icardi'nin ailevi sıkıntıları vardı. Icardi'nin maddi olarak bazı sıkıntıları vardı. Ama bunlar çözüldü. Rize maçıyla beraber ben çok formda ve moralli bir Icardi izleyeceğiz demiştim sevgili Ömer. Ve bu sözümün arkasındayım. Yarınki karşılaşmada da kalan maçlarda da şampiyonluğa çok etki edecek goller atacağını düşünüyorum. Hakikaten hava bu yönde. Florya'dan aldığımız haberler bu yönde. Icardi'nin keyfi yerinde. Geçen hafta da çok şık bir gol attı. Penaltıyı Kerem Demirbay'a bırakması bile müthiş bir jest. Ben kalan maçlarda o 5 golün üzerinde atacağını düşünüyorum ve Ozan Zeybek'in de kulakları çınlasın, o iddiayı ben kazanacağımı düşünüyorum. Güzel bir iddiaymış. Bakalım, göreceğiz. Zor bir iddia. Biraz Ozan abi için zor olduğunu düşünüyorum. Mauro Icardi golü her zaman yakar ama bu iddianın sonucunu ben de merakla takip edeceğim. Savaş abi, tabii gazetelerdeki haberlerden bazıları da şimdi Fenerbahçe'de hem Sayın Başkan Ali Koç hem İsmail Kartal, İsmail Hoca Süper Kupa tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sıkışmasını çok doğru bulmadıklarını söylediler. Galatasaray yönetiminin de maçın ertelenmemesi için bir ortak düşüncede olduğu söyleniyor. Sen bu konuda neler söylersin? Bu konuyla ilgili bilgileri de senden tabii almış olalım. Galatasaray yönetimi ertelemeye çok sıcak bakmıyor. Şunu çok net ifade ediyorlar. Ortada bir iyi niyet olsaydı biz buna karşılıklı otururduk ama son zamandaki karşılıklı söz demet savaşları, yapılan açıklamalar, Galatasaray camiasının bu ertelemeye karşı çıkması. Sadece şunu söylemek gerekir ki son yıllarda artık camialar sosyal medyadan çok etkileniyor. Sosyal medya baskısından çok etkileniyor. Dolayısıyla böyle bir ertelemeye Galatasaray sıcak bakmıyor. Erteleme olsa belki Galatasaray camiasının vereceği reaksiyon, Galatasaray taraftarının sosyal medyada vereceği reaksiyona da belki dikkate alarak bu ertelemeye çok sıcak bakılmıyor. Hatta hiç sıcak bakılmıyor. Ben de merak ediyorum ne olacak. Bu işe federasyon verdiği karara Galatasaray biz oynamak istiyoruz derse bundan sonraki süreçte yeni bir krizle mi karşılaşılabilir? Yoksa kupa maçı, yani bu tamamen bir tahmini afaki, yeniden bir iptal mi olur? Kompleme. Ama şu anda Galatasaray bu kupanın daha önce açıklanan 7 Nisan tarihinde oynanmasını istiyor. Bunun da aksi bir sonucu asla düşünmüyor. Ben de açıkçası merak ediyorum bu süreçte yeni bir gelişme olup olmayacağını. Yine Zaniolo ile ilgili haberler var Savaş abi. Şimdi hatırlıyorum ben yaklaşık 2-3 hafta önce Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun karşılanmayacağı söylenmişti. Yani maç sayısına ulaşamayacağı şeklinde
haberler çıkmıştı ama şimdi de Aston Villa'nın Zaniolo'yu kadroya katmak istediği yönünde haberler çıkıyor. Açıkçası iki haber biraz çelişkili gibi görünüyor. Sen bu noktada nasıl bir bilgiye sahipsin? Zaniolo'nun rotası sana göre neresi olur? Var mı bir tahmin? Şimdi İtalya milli takımında çağrılması tabii ki tekrardan Zaniolo'yu biraz daha parlattı, yukarıya çıkardı. Yeniden milli takımda olması önemli. Yani şunu söyleyeyim. Burada tamamen Aston Villa'nın yapacağı şey önemli. Galatasaray'dan isterse alır ama opsiyon olarak baktığımız zaman, anlaşmaya baktığımız zaman sevgili Ömer, çok net şunu söyleyebilirim. Galatasaray'la yapılan anlaşmada o şeyleri, sözleşme gereği yapılan protokolü yerine getirmedi. Yani futbolcunun aşağı yukarı %80 maçın en az 30 dakikasında oynaması gerekiyordu. Bu şeyleri yerine getirmedi ama eğer Aston Villa alacağım derse alabilir. Ama normal şartlarda o sözleşme şartları Zaniolo'nun geri dönmesini gerektiriyor. Eğer Aston Villa alacağım diyorsa onunla bir şey diyemem. Ama tekrar söylüyorum, normal şartlarda Galatasaray'ın geri dönmesi gerekiyor. Biz bunu 3 hafta önce değil, sezon başında da o sözleşme yapıldığı zaman söylemiştik. Çok zor bir sözleşme. 40 milyon eurolardan bahsediyordu. Böyle bir şey olma şansı zayıf, imkansız. Yani o %80 maçın belli dakikalarda oynaması imkansız gibiydi. Ama o performansı çok son haftalarda iyi olması, İtalya milli takımına çağrılıyor olması şartları nereye getirir? Yeni bir protokol gerektirir bilmiyorum ama ben Galatasaray'a dönmesine yanayım. İtalya milli takımında oynayacak bir oyuncu. Önümüzdeki sezon hakimse için durum belli değil. Galatasaray taraftarına bir anket yapsınlar, Zaniolo geri dönsün mü diye. Çok açık ara Zaniolo'nun geri dönmesini ister diye düşünüyorum. Savaş abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bağlantının başında söylediğim gibi seni her zaman görmek çok güzel. Aynı şekilde iyi hafta sonları diliyorum sevgili Ömer. Rejideki arkadaşlara da kolay gelsin. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Evet, Savaş Çorlu'yla güzel, keyifli bir sohbet oldu.